Şimdi Bursa'da işten çıkan 5 arkadaş Uludağ'da karlı bir ortamda. İşleri de o gerçekten. Karda kızakla ilgili bitirdikleri işlerini gece soğukta üşümüşler. Uludağ değil mi? Hala Uludağ'da. Kar var herhalde orada. Tabii var çok da güzel kar varmış hala. Evlerine giderken bir ayıyla karşılaşıyorlar Murat'cığım. O anlar gerçekten güler misin ağlar mısın ama buyurunuz bu bir gerçek. Volkan Hoca böyle geldi, tek ayağını attı böyle. Ula dedi, ayı kaçın. Ben burada böyle kalmışım. Baktım bir, iki, üç. Ben de başladım koşmaya. Herkes zıngır zıngır titriyor. Siz korkmadınız mı yani? Ben çok korktum. Ayının ne işi varmış burada? Acıkmış. Korktular, panikle kaçıp canlarını zor kurtardılar. Ayı ne yapıyordu? Ayı orada çöpe böyle ellerini atmış böyle bekliyordu. Arabaya bindiğimiz gibi kaçtık. Bir daha yok tövbe. Akşam saat 6 buradan gidiyoruz kalmaya direkt. En son gelen buydu. En önce kaçan bu oldu. Kafamı bir çevirdim çöplükte şöyle. Bursa Uludağ'da kızak merkezinde çalışan 5 arkadaş. Gece 11 sıralarında mesaileri bittikten sonra kalacakları yere doğru tek sıra halinde yürümeye başladılar. Tam ana caddeye adımlarını attıkları esnada karşılarına devasa bir şey çıktı. Peki neydi o? Böyle kocaman bir ayı. Peki ayıyı görünce ne yaptılar? Hep beraber kaçmaya başladı. İşte böyle koştular. Panik, endişe, korku çöpün yanındaki ayı yürekleri ağza getirdi. Volkan Hoca orada birden bağırdı böyle ayı ayı. Ben burada böyle kaldım ama baktım hepsi böyle koşuyor. Ben dedim kaçın böyle hep beraber böyle geldik böyle koşuyorduk. Ben baktım arkadaşım barkı burada düşmüş. Ben dedim onu boş ver ayı yesin. Koştum buradan geldim tam burada. Arkadaşımın şapka düştü şıkkayı aldım gibi en son ben girdim içeri. Sonra neredeyse adam, neredeyse kapacak mıydı sizi? Barkını kapıyordu kesin. Niye beni almadılar da bereye aldılar? Evet. Kanayan şimdi, bir yara çocuklar. Şimdi barkında bir korku olmuş artık gelmiyor anladığım gelmiyor, kadarıyla. Gelmiyor gelmiyor daha küstü. Kaçtılar sonunda el feneriyle geri döndüler. Ayı da onlardan korktu. Ayı da bu tarafa doğru kaçmaya başladı. Hala bir korku var üzerimizde. Ayılar artık uyandı tabii ki. Acıktılar tabii. Karnı aç haliyle çöpe indiler. Güvenlik kameralarını izleyince kafaları daha da karıştı. Beş arkadaşın kaçtığı iddiaya göre ayı değil bu çöp torbasıydı. Ya bu gerçekten inanılır bir durum değil. Yani düşünsene başına gelse ne yaparsın? Ya başıma gelse valla şey derler ayıyı gördüğün zaman dur daha görmedik ama o da imkansız bir şey. Basar giderim yani ne yapacak bir şey yok. Bir de... Yani... Kardalar baksana kaçış anları da var. Yazık düşen arkadaşın beresini almışlar da kendisini almayı unutmuşlar. Arkadaş ama çok da güzel bir dille anlatıyor yaşadıkları korkuyu. Ne hiç dersen de orası ayıların mekanı. Tabii canım. Orada insanın yeri daha sonradan hani yok oteller yapıldı falan filan orası ayının mekanı. Dolayısıyla hani hiçbir şekilde şikayet edemez bu güzel kardeşlerimiz. Ha doyuracaksın. Götür bir kilometre iki kilometre bir kenara ne bileyim bir şeyler koy. Armut koy falan filan. Zaten tam çöpün orada diyor yani belli ki anlatılana göre bayağı da büyük bir ayıyla karşılaşmışlar. Bir de şöyle bir şey var ya baktığın zaman ayı dostlarımız artık kış uykusundan uyanıyorlar evet. Yani Mart'ın sonuna geldik. Dolayısıyla evet. Sen uyanınca ya da senin oğlan düşünsene. Hani Eren ya anne ben acıktım demiyor mu uyanır uyanmaz. Dolayısıyla şimdi ayı dostlarımız artık uyanmaya başladı. Bazıları zaten sürekli ayakta da. Evet. Şimdi öyle olunca acıkıyorlar. Acıkınca da orada 3-5 tane böyle gariban demeyeceğim ama yani... Ya çöpe gidip ne yapacak? Tabii ki yani orada ne bulursa yiyecek. Beslenmeyi de. En iyi yapacak yer çöp tabii ki. Oraya evet. Gidiyor ama bunları da görünce onların orada çok büyük geçmiş olsun gerçekten. O nedenle evet hem Bursa'mızda Uludağ'ımıza sevgi selam hem de Kastamonu'da biliyorsun taş düşebilir ayı çıkabilir diyorlardı. Ayılar artık uyanmaya başladı çünkü kış uykusu bitiyor. Aman dikkat güzel kardeşlerim. Diyelim. Pekala. Çünkü kış sezonu biraz uzadı. Evet karla aynen. Kıştan dolayı. Ya, geç, yani aslında dönüyor. Biraz erken uyananlar da var. Ayılar. Ayılar. Aynen. Tabii. Şimdi